Herkese merhabalar. Fatoş'un güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok yararlı, çok faydalı bir video hazırladım arkadaşlar. Evde yaş maya nasıl yapılır? Evde maya nasıl çoğaltılır? Gerçekten çok farklı bir yöntem. Türkiye'de hiçbir sayfada olmayan bir e, maya çoğaltma yöntemi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu mayamızla da sizlere farklı bir kömbe tarifi hazırladım. İsmi de yavan kömbe. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerimiz 2 paket instant mayamız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 çay bardağı un. 1 su bardağı da soğuğa yakın ılık suyumuz var. İlk etapta mayamızı kabımıza alıyoruz arkadaşlar. Üzerine ılık suyumuzu da ilave ediyoruz. Ve şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ettikten sonra Unumuzu ilave edeceğiz. Dikkat ederseniz unumuz tam dolu dolu değil. Bir yemek kaşığını daha sonra ilave edeceğim. Yani 130 milimlik bir çay bardağı dolu olacak şekilde un kullanacağım. Bir yemek kaşığını da daha sonra ilave edeceğim. Bu aşamada hızlı ve seri olmanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hızlı ve seri bir şekilde çırpıyorum. Videomu editlerken arkadaşlar bu kısımlarını hiç kesmedim, hızlandırmadım da aynı şekilde. Kalan bir yemek kaşığı unumuzu da ilave ettim. Tekrar çırpıyorum. Çok güzel bir çalışması var arkadaşlar. Ben yani çok severek çalıştım. Gerçekten en sevdiğim videolarımdan biri oldu bu çalışma. Deney gibi, gerçekten terapi gibi bir çalışması var sizlere de yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Aynı zamanda marketlerde e, maya bulmakta da zorlanıyoruz. Bu dönem en çok Ramazan'da e, önümüzde bayram var. E, çok ihtiyacımız olacak ve aynı şekilde tasarruf da yapabilirsiniz bu e, şekilde. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. E, tamamen çırpık, pürüzsüz bir kıvama aldı. Üzerini streç e, folyoyla tam sarmayacak. Yani sadece üzerini kapatacak kadar. Kenarlarını iyice yapıştırmanız gerekmiyor. Ben mayamızın çoğalması için arkadaşlar fırınımızın içerisinde ben 25 dakika beklettim. Fırınımı kesinlikle ısıtmadım. Çünkü kullandığım kap plastik bir kap. Eğer fırında yapmayacaksanız mutfak tezgahında 28 derecede 25 dakika bu işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 25 dakika sonunda mayamız çok güzel çoğaldı. Muhteşem bir şekilde kaşığı değdiri değdirilmez gördüğünüz gibi gerçekten deney gibi ve içerisindeki hava kabarcıkları çıktı ve bu aşamada artık buz kalıplarımıza ilk etapta birer yemek kaşığı olacak şekilde ben yerleştirdim kalan kalan mayamı da karton pet bardaklara yerleştireceğim arkadaşlar. Sizlere her iki şekilde de göstermek istedim. Yani her iki şekilde de kullanışlı oluyor. Fakat pet bardaklarda eğer çok fazla hamur yoğuruyorsanız miktar olarak pet bardaklarda biraz daha fazla dondurabilirsiniz. Birer yemek kaşığı olacak şekilde buz kalma yerleştiriyorum ve bu aşamada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Buz kalıbına koyduğumuz mayamızı hemen kapağını kapatıp bekletmeden buzluğa yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü tam dolu olacak şekilde mayamızı yerleştirdiğimiz için biraz bekletirsek yani dışarıda bekletirsek daha da kabaracak ve mayamız o zaman taşacak. O yüzden hemen kapağını kapatıyorum ve buzluğa alıyorum. Daha sonra kalan kısmını pet bardaklara yerleştiriyorum. Pet bardaklarımıza da bir buçuk yemek kaşığı olacak şekilde yerleştiriyorum. Eğer siz isterseniz dediğim gibi iki yemek kaşığı da yerleştirebilirsiniz. Fakat bir buçuk yemek kaşığı gayet yeterli oluyor. Eğer çok fazla hamur yoğuracaksanız arkadaşlar yani miktarını arttırarak yapabilirsiniz. Yani 2 paket e, maya kullanırsınız o zaman. Normalde hani instant maya kullandığımız zaman da aynı şekilde yapıyoruz. E, maya miktarını hamurunuzun miktarına göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi pet bardaklara kalan mayamı yerleştirdim ve e, plastik bir kabın e, üzerine aldım ki buzlukta çünkü plastik kap olması gerekiyor ki buzlukta seramik olursa veya cam olursa çatlayabilir buzluğunuzda o yüzden plastik olmasına dikkat edin üzerine de buzdolabı poşeti geçirdim ve buzluğuma gördüğünüz gibi yerleştirdim ve bir gün sonra yani iki gün sürdü çekimlerim arkadaşlar mayamı buzluktan gördüğünüz gibi çıkardım ki hemen yerleştirmeme rağmen gördüğünüz gibi biraz daha kabarmaya devam etmiş. Kullandığım buz kabının alt kısmı plastik olduğu için arkadaşlar ittirince hemen çıkıyor. Ama eğer sizinki alt kısmı plastik değilse tersine tezgahınıza vurarak çıkarabilirsiniz veya bir bıçak yardımıyla. Kapağını tekrar kapattım ve buzluğumu aldım. Ve pet bardaklarda bu aşamada tekrar donan mayalarımı çıkarıyorum. Buzdolabı poşetine alıyorum. Tekrar buzluğuma yerleştireceğim arkadaşlar. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Çözülmesine izin vermemiz gerekiyor. Yani bu işlemi toplam 1 veya 2 dakika gibi bir sürede yapmanız gerekiyor. Buzluğunuzda yer sıkıntınız yoksa pet bardaklarda da kalabilir arkadaşlar. Fakat bu şekilde hiç yer kaplamıyor çıkardığım mayalarımı buzdolabı poşetine aldım ve tekrar hızlı bir şekilde buzluğuma yerleştirdim. Kalan e, bir mayamı da buzluğa yerleştirmedim arkadaşlar. Bununla sizlere Maraş usulü e, yavan kömbe tarifi vereceğim. Belki ilk defa ismini duyacaksınız. Yavan kömbe, kömbe ismini duymuş olabilirsiniz. E, bu çocukluğumdan kalan gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum ve 2 su bardağı unumu yoğurma kabıma eleyerek alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz ve kenara almış olduğum mayamı da ilave ediyorum. 1 su bardağı suyla hamurumu yoğuracağım. Bu aşamada soğuk su kullanıyorum arkadaşlar. Ilık su kullanmıyorum. Çok aşırı yoğurmanıza gerek yok. 4-5 dakika bu şekilde yoğurmanız yeterli olacaktır. Yani bu aşamadan sonra su ilavesi yapmayın. Unun markasına göre belki çok az değişebilir. Fakat çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak da bir hamur olmayacak. Kömbe bizim bir özelliği. Üzeri hafif böyle çatlak görünümlü bir kömbe olacak. İsterseniz akşamdan yoğurup sabah yapabilirsiniz arkadaşlar veya sabahtan hamurunuzu yoğurun, akşam üzeri yapın. Yani en az 4-5 saat hamurunuzun mayalanması gerekiyor diğer hamurlar gibi. Hamurum yoğuruldu, üzerini kapatacağım ve 4-5 saat mayalanması için kenara alacağım. Üzerini mutlaka kapak veya streç folyo ile kapatın arkadaşlar. Ve 4 saatin sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Gerçekten sanki yaş maya veya instant maya kullanmış gibi. Burada şunu görebilirsiniz. Yani ne kadar başarılı bir şekilde maya çoğaltma işlemini gerçekleştirdiğimiz burada görünüyor. Özellikle bunu sizlere göstermek için Kömbe tarifini bu yüzden videomun sonunda sizlerle paylaşmak istedim ve e, hamurumu toparladım üzerine e, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim tekrar burada hamurumu e, hafifçe açıyorum 1 iki katlıyorum gördüğünüz gibi kenarlarından ortaya doğru katlıyorum tekrar katlıyorum ve elimle bastırarak katlarının izinin kaybolması için arkadaşlar elimizle tekrar hafifçe şöyle bir toparlayarak ovalım ve tekrar beze haline getirelim arkadaşlar ara ara 1 iki yemek kaşığı sıvı yağ üzerine ilave edelim ve sıvı yağ yardımıyla daire olacak şekilde bir şekil verelim gördüğünüz gibi 1 iki yemek kaşığı yağ üzerine alıyorum, ilave ediyorum pardon ve tekrar elimle bastırarak yağ hamuruma yediriyorum. Gerçekten o kadar e, lezzetli bir tarif ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem pişme süresi çok kısa gerçekten. Çocukluğumuzda e, kuzine sobalarda yapılan bir tarif. Bu Maraş, Elbistan yöresine ait Arkadaşlar bu kömbe tarifi başka yerde görmedim Eğer varsa da çok çok özür diliyorum bizim yören diye biliyorum Çocukluğumdan kalan bir tarif olduğu için şimdi hazırlamış olduğum kömbemi mi kalıbımın kelepçesini form olarak kullandım Arkadaşlar 20 dakika dinlendirdim ve 230 derece fırına gönderiyorum Ara ara yağlamamız gerekiyor. Bir 10-15 dakika bu şekilde pişiyor. Tekrar fırça yardımıyla sadece üstünü yağlıyoruz arkadaşlar. Yani toplam 30 dakika bir pişme süresi var. İki defa çıkarıp yağlamanız yeterli, üzerinin kızarması için. Çünkü içerisinde yumurta olmadığı için ara ara yağlayarak o da ayrı bir lezzet veriyor. ve Bu aşamada kelepçemi çıkardım. Tekrar yağlıyorum. Tekrar fırına veriyorum son kez. Gerçekten e, harika bir lezzet. İster sahurda ister da gerçekten çok e, müthiş bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Alt kısmı da bakın gördüğünüz gibi e, gayet güzel pişti ki biz pişirme aşamasında alt kısmına yağ sürmemiştik. Yani ilk etapta sürdüğümüz yağ alt kısmı için yeterli oluyor. Bunu da not olarak belirteyim arkadaşlar. Ve iç kısmında göstermek için hemen sizlere dilimleyerek göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır arkadaşlar. İçi de yumuşacık bir kömbe oldu. Ve en keyifli kısma geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sizlere bir sunum hazırlamak istedim. Biraz uzun bir video oldu. Umarım sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarımı takip edebilmeniz için kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı, yakınlarınızla paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Deneyecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum ve gördüğünüz gibi içi gerçekten asla bir hamurlaşma yok. Sanki yaş maya veya instant mayayla mayalama işlemi gerçekleşmiş gibi hiçbir fark yok. O yüzden gerçekten bu şekilde mayalarınızı çoğaltabilirsiniz. Hem tasarruf etmiş olursunuz hem de gerçekten çok daha sağlıklı, kimyasal içeriği olmayan mayalar yapabilirsiniz ismi yavan kömbe ama arkadaşlar hiç ismiyle alakası olmayan bir kömbe gerçekten e, muhteşem bir lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum e, sahurda veya kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz Herkese hayırlı Ramazanlar hoşçakalın sevgiler